Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir kamikaze İHA'sı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kayseri'deki evine hedef aldığı İsrail hükümeti İsrailli basın organlarına yayın yasağı getirdi. İnsansız hava aracı helikopterin yanından süzülüp geçti ve sirenler çalmaya başladı. İsrail'in kuzeyindeki Kayseriya kentinde kaydedilen bu görüntülerdeki İHA'nın hedefi Başbakan Netanyahu'nun eviydi. Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir kamikaze İHA'sı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun evini vurdu. Görgü tanıkları İHA'nın pikesi sonrası büyük bir patlama gördüklerini aktardı. İsrail hükümeti İsrail'i basın organlarına haberle ilgili yayın yasağı getirdi. Netanyahu'nun hükümet ofisi açıklama yaptı. Netanyahu'nun Kayseri'deki evinin vurulduğunu doğruladı. Fakat Netanyahu'nun o esnada evde bulunmadıklarını söyledi. Hükümet ofisi Netanyahu'nun yaralandığı iddialarını reddetti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan'dan İsrail hava saldırısına doğru 3 İHA'nın girdiğini tespit edildiği, ikisinin imha edildiği belirtildi. Bir İHA'nın Kayseriya kentinde bir yapıya isabet ettiği ancak yaralı olmadığı belirtildi. İsrail polis sözcülüğü yaptığı açıklamada Kayseriya kentinde İHA'nın bir binaya isabet etmesi nedeniyle polisin yoğun biçimde bölgede konuşlandığı, herhangi bir patlayıcı parça bulunması ihtimaline karşı arama tarama yaptığı belirtildi. Öte yandan İsrail polisinin Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdiği ve kentte buraya çıkan yolların giriş çıkışlarını kapattığı bildirildi. Kendi halkı olmak üzere Netanyahu'ya herkes karşı. Yunanistan'da liman işçileri İsrail'e gidecek mühimmat dolu konteynerin gemiye yüklenmesine engel oldu. Pire limanını kapattı işçiler ve Filistin halkıyla bir arada olduklarını, dayanışma içinde olduklarının mesajını verdiler. Yunanistan'da işçiler Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmadı. Yunan emekçiler İsrail'e gidecek askeri mühimmata ambargo koydu. Liman İşçileri Sendikası öncülüğünde toplanan işçiler, Pire Limanı'ndan İsrail'e giden mühimmat dolu konteynerların yüklenmesine izin vermedi. Devrimci işçiler konteynerların önünde meşaleler yakarak "Katiller limandan çıkın!" dedi. Yunan Devlet Televizyonu RT'de yer alan habere göre Kuzey Makedonya üzerinden Yunanistan'a nakledilen içinde mühimmat bulunan konteyner İsrail'in Hayfa Limanı'na gidecek gemiye yüklenmek üzere Pire Limanı'na getirildi. Mühimmat dolu konteynerların İsrail'e sevk edileceğini öğrenen işçiler sessiz kalmadı. Pire'deki en büyük işçi sendikalarından biri olan Kargo İşçileri Sendikası'nın çağrısıyla Pire İşçi Merkezi, Attika ve Yunanistan Gemi İnşa Sanayi Metal Sendikası, Gemi Kaptanları Sendikası ve Pire'deki diğer örgütler sevkiyatı durdurma eylemi yaptı. İşçi sendikalarının çağrısıyla toplanan işçiler, mühimmat dolu konteynerin gemiye yüklenmesini engelledi. Konteynerin üzerine "Katiller limandan çıkın!" yazan işçiler, Filistin'e özgürlük sloganları atarak enternasyonalist bir dayanışma örneği sergiledi. Yunanistan'da faaliyet gösteren mücadeleci işçi cephesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işçilerin eyleminin sonuç verdiğini duyurdu. Geminin konteyneri almadan gittiği bilgisi verildi. Mücadeleci işçi cephesi paylaşımında "Halklar kazanabilir, Filistin yalnız değil, katiller limandan dışarı" mesajlarını verdi. Haziran ayında Kargo İşçileri Sendikası, İsrail'e askeri malzeme taşıyan MSC Altair isimli geminin de Pire Limanı'na yaklaşmasını engellemişti. Ordunun Korgan ilçesi sınırlarında bulunan ve Aybastı Perşembe Yaylası bölgesini olumsuz etkileyecek altın madeni işletmesinin maden arama sondajı faaliyetinde yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen maden firması Devlet Su İşleri'nden yayladaki suların kullanımı için izin aldı. Perşembe Yaylası tarihimiz, Perşembe Yaylası kültürümüz,
Perşembe yaylası cennetimiz. Perşembe yaylası Karadeniz bölgesinin doğal yapısı ve turizm gelirleri açısından bölgenin en önemli yaylalarının başında geliyor. Perşembe yaylası için 2022'de özellikle turizmcilerin, Mera'da hayvancılık yapan köylülerin ve Doğa Çevre Derneklerinin itirazlarına rağmen Ordu ilinin %76'sının madencilik faaliyetleri için ruhsatlandırıldığı ortaya çıkmıştı. Verilen hukuki mücadelelerin ardındansa Ordu İdare Mahkemesi arama faaliyetleri için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Gerekçe ise sondajla arama çalışmalarının ÇED gerektirdiği, sondajın Meralara ve Menderes'lere zararı olacağı olarak belirtilmişti. 8 Ekim'de mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verecek. Bu kararı önden görüp bilgi alıp buradan hemen 7'sine bir gün önceden ÇED gerekli değildir kararı çıkartmak vatan haini değil de nedir? Vatandaş bakanlığa başvurduğunda aylarca sonuç alamıyor, cevap alamıyor ama adamlar bir günde hemen mahkeme kararının öncesine yetiştirilecek şekilde ÇED gerekli değildir yazısı alıyorlar. Maden firmasının ise tüm bu itirazlara ve yürütmeyi durdurma kararına rağmen hala girişimlerine devam ettiği ve hatta devlet su işlerinden bölgedeki Menderes'lerden ve onları besleyen kaynaklardan su almak için izin aldığı ortaya çıktı. Devlet su işleri buradaki bu büyük mücadeleyi görüp halka rağmen su kullanım izni veriyorsa bu vatana ihanettir. Ordu halkıyla beraber altın madenine karşı mücadele veren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Tele1'e konuştu, isyan etti. Sizin yaptığınız bu maden şirketine yol göstermek, kılavuzluk etmek. Bu maden şirketine aracılık edip taşeronluk etmek. Biz işgal çadırlarını yıkacağız, biz direniş çadırlarını çoğaltacağız. Ve biz söz verdik, cesedimizi çiğnemeden Perşembe yarısına giremezsiniz. Beylikdüzü'nde park halindeki bir tırda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ama tır da kullanılamaz hale geldi. İstanbul Beylikdüzü'nde panik dolu anlar yaşandı. Park halindeki bir tır alev alev yandı. Tır bütünüyle kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 21 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde Ambarlı Liman yolunda park halindeki tırda çıktı. Tırın şoförü Servet Çelebioğlu Avcılar istikametinde tırı park etti. Kısa süre sonra tırın far bölümünden duman çıktığını gören yurttaşlar Çelebioğlu'na haber verdi. Çevredekiler yangın söndürme tüpleri ve kovalarla yangına müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek tırın çekici bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi. Yok, herhangi bir şey yok.